Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler başlıyor. Ne gördü Züleyha Yusuf yüzünde ki sergerdan olupdur aşk elinde. İşte. Onun da gördüğü oydu tabii, onurdu. Tabii. Mısır'ın ileri gelenlerinin hanımları da onuru gördüler. Bu insan değil Hazza Melek dediler. Her kim ana erdi, erdi Tanrı'ya, Tanrı didarını gördü bir riya. Ol durur maksudu cümle cüz'ü kül, muktedai alem şah-ı rusul. Pes Muhammed'dür bu varlığa sebep, cehd edip anın rızasın kıl talep. Efendim hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Süleyman Çelebi Hazretleri, bu okuduğum beytten en sonunda, pes Muhammed'dür bu varlığa sebep, cehd edip anın rızasın kıl talepti. Evet. Ne demek efendim? Özü bu. Ne demek? Baştan başa anlattı. Bütün varlığın, peygamberlerin, velilerin, nebilerin, halkın, sıradan halkın, avamın, havasın, havasül havasın, şimdi yeni tabirle seçkinlerin, efendim, elitlerin hepsinin... Krem dölek. Krem dölek. Hepsinin hayatının, istikametinin tevcih edildiği anahtar kelime Cenab-ı Resulullah. Bu kadar, gayet basit. Ve bütün sıkıntı cehd ile, sıdk ile onun rızasını talep etmek. Bu. Yani onun rızasına talip olmak ve o rızayı kazanmak, şefaati kazanmak. Mevlidinde başından beri bu galiba üçüncü programımız söylediği hadise Allah adıyla başlayacağız. Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını kısaca geçiyor. Sonra Hazreti Peygamber'e, nuruna, diğer bütün peygamberlere, işte Şıt, Adem Şıt, Nuh aşağıya doğru geliyor, Musa, İsa, Cenab-ı Peygamber ve bütün insanların, geniş bir varlık insan, insan dediğimiz küme, içinde azizler var, her türlü havas var, havasül havas var, avam var vesaire. Ama hepsinin gayesi Hazreti Peygamber'in rızasını, şefaatini kazanmak, ona nail olmak. Bunun için de cehd etmek, sıdk ile onun rızasına talip olmak. Yani o ümmetimdir, şefaat ediyorum demek. Bu bir anlayış meselesi. Bu bir itikat meselesi. Bu bir teslimiyet ve kabul meselesi. Yani kabul ediyorsunuz. Şimdi zahir planına baktığımız zaman kabul edenler var, etmeyenler var. Ama doğru yol, orada da geçiyor, metinde de geçiyor. Doğru yol, onun gösterdiği yol ve onun yoluna girmek için de onun rızasına talip olmak ve rızayı kazanmak gerekiyor. Mevlid'in özü, başlangıcı, dibacesi bundan ibaret. Bir insan var, bu insan kainatın yaratılışının sebebi, tarihen bildiğimiz, bilmediğimiz bütün peygamberler bu insan için yaratılmışlar. Nur onların üzerinden tecelli ederek, müteselsil bir şekilde her birine uğrayarak ama neticede Hazreti Peygamber'deki ilk yaratılan o nur, o nur geliyor. Onlar emanet olarak bunu getiriyorlar bu aleme ve orada bu nur tecelli ediyor ve bütün insanların, geçmişlerin, yaşayanların ve geleceklerin hayatının gayesi Hazreti Peygamber'in yolunda bulunmak ve rızasına talip olmak, bunun için de cehd etmek, sıdk ile talip olmak ve o rızayı kazanmak. İnşallah biz de kazananlardan olalım. İnşallah. Burada şu enteresan değil mi efendim? Mesela Allah'ın rızasını kazan demiyor. Zaten şimdi orada beyitlerde okudunuz. Yani peygamberi diyor kabul eden, peygambere tabi olan doğrudan doğru Cenab-ı Allah'a tabi olmuştur demek yani. Zatıma mirat, gelecek ileride zatıma mirat edindim zatını bile yazdım adım ile adını diyor yani. Peki bu ne? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. Yani Allah, mirat ayna demek. Yani aynada biz aksi görürüz. Zatı görmeyiz. Zaten bizim zatı bilmemiz mümkün değil. Allah'ın zatını. Biz sıfatlarını bize bildirildiği kadar biliriz. Ama zatı hakkında bir şey söyleyemeyiz.
ayna gibi yani o zatına, ona baktığınız zaman zatıma mirat edindim. Yani sen sadece Hazreti Peygamber'in varlığında aynadaki hayali görürsün ey insan. Ama bunun da deliline adımla adını yazdın. Bizim camilerimizde mihraba doğru yüzümüzü döndüğümüz zaman sağ üst köşede Lafza-i Celal, sol üst köşede İsmin Nebi yazar. Bu Osmanlı zarafetidir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah girince bakarsınız. Ne oldu? Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi küşad edildi elhamdülillah. Orada Kazasker'in yazdığı levhalar var. Deve derisi 7,5 metre çapında. Harflerin kalınlığı 35 santim. Yukarıda olduğu için onu biz ancak görebiliyoruz. Orada görüyorsunuz Lafza-i Celal, İsmin Nebi, sonra Hulefai Raşidin ve Hüseyin Efendilerimizin ismi şerifleri yazılıdır. Ama mihrap, mihraba döndüğümüz zaman ki biz mihrapta imama iktida ederiz. Mihrap Cenab-ı Resulullah'ın makamıdır. Beşer o kadarını bilir. Fiziki bir hadise. Bir imam efendi var, vazifesi namaz kıldırmak, vekaleten kıldırıyor. Cenab-ı Resulullah'ın vekilidir imam efendi. Onun için bizim cemiyetimizde imamet çok mühimdir. O bir vekildir. Kendisine asaleten, Resulullah'a vekaleten o vazifeyi yapıyor. Mihraba geçen herkes öyledir. Orada sağda, üst köşede Lafza-i Celal, sol tarafta İsmin Nebi vardır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şefaat böyle bir hadise, rıza böyle bir hadise. Onun rızasını kazandığınız zaman, çünkü biz beşer olarak Cenab-ı Resulullah'la temas halindeyiz. Onun üzerinden, onun çizdiği yoldan, onun açtığı yoldan ancak Allah'a doğru yola çıkabiliriz. El ele, el hakka buyurulmuştur. Biz mürşidimizin elini tutarız. O da mürşidin elini tutmuştur. Silsilede bunlar hepsi yazıldı, biliniyor. O da mürşidinin Cenab-ı Ali ve Hazreti Resulullah. Peki o kimin elini tuttu? Orada da Ziya Paşa'yı dinleyelim. Bir mektebe oldu ki müdavim, Allah idi zatına muallim diyor. Hadis var çünkü. Beni Allah terbiye etti diyor yani. Daha ne desin? Beşer dili bu kadar söyler yani. Kalbimi çıkardı, temizledi, yerine koydu diyor yani. Evet, nabi onlar var tabii yani. O da yetmiyor. Bir de o neresiyse o mahal. Çünkü orada fizik kanunları geçerli değil. Hem ne halidir ne mali olma hal diyor. Miraç'ta geçecek inşallah yaparsak, yapacağız inşallah. Orada geçecek. Ne boş ne dolu. Aklı fikretmez o hali fehmi o hal. Akıl o hali bilemez. Fehim de bilemiyor. Aklın üstündeki idrak o. O da bilemiyor. Bilecek bir hal değil o. Ancak yaşanırsa görülüyor. Sadece ona mahsus. Biz onu bilemeyiz. Ve deneyemeyiz. Bir de denemek var. Bazen yazıyorlar malum, evde denemeyiniz diye. Evet. Çok sıkıntılı. Efendim, nurun müteselsilen evet. Geliş bahsinden söz ettik ama mesela burada gene sormak isterim. Hak Teala çün yarattı Adem'i, kıldı Adem'le müzeyyen alemi, ya. Adem'e kıldı ferişteler. Hep ayet bunlar, hep ayet. Hep ayet bunlar. Hem ana ol kıldı ol. Çok kıldı ol. Lütfü issücud. Lütfü issücud. Lütfü issücud. Cudu yani evet. Cömertliği bol olan Allah ona çok lütfetti diyor yani. Hem ana çok kıldı ol lütf. Issücud. Is çok demek issücud. Issı ziyandan geçtim. Kovanım ya olsun. Kar zarar hesabı yapmıyorum diyor Yunus yani. Adem'e çok lütuf kıldı diyor Cenab-ı Allah. Hepimize öyle. Biz Adem evladıyız. Konuşuyoruz değil mi? Yürüyoruz, görüyoruz, işitiyoruz. Semi, basir hep onun sıfatları. Bize vermiş. Görüyoruz, konuşuyoruz, duyuyoruz. İrfan sahibiyiz. Alim. Kendimiz ilahileri. Alimsin, alim. Diyor. Bilen, biliyoruz. Ne kadar biliyoruz? Bu kadar. Ama biliyoruz.
Bizden başka canlı bilmiyor. Biz biliyoruz sadece. Eyvallah. Mustafa nurunu alnında kodu, bil Habibim nurudur bu nur. Adem'e dedi. Söylüyor yani. Dedi. Sana bir nur verdim ama bu diyor Mustafa'nın nurudur diyor. Sen bunu taşıyacaksın çünkü o senin sülbünden gelecek. Dünya hali bu. Biz her birimiz bir sülpten geliyoruz. Nesilden nesile böyle bir şey. Yaratılışın kanunu bu. Vazeden de yine Cenab-ı Allah. Adem'e nuru verdi çünkü bu dedi senden sonra senin neslinden gelecek olan Cenab-ı Resulullah'ın nurudur. Bil Habibi, onun nuru bu dedi. Bu. Sonra işte o gitti, Şiit gelecek, sonra Nuh gelecek. Ben o teselsülü tam bilemiyorum. Hepsi o nuru taşıyorlar. Niye? Cenab-ı Resulullah da karar kılacak çünkü. O beyti bulursanız orada göreceksiniz. Kıldı ol nur anun alnında karar. Kaldı anun ile neçe rüzgâr. Neçe rüzgâr. Peki onur sonra ne oluyor? Böyle bir soru da var yani. Evet. Ne oluyor? İşte onur sonra onun varislerine intikal ediyor. Nurani bir hazret diyorsunuz. Değil mi? Nur kaynağı tek zaten. Yani başka kaynak yok. Peki nur ne? İlahi ışık diyelim isterseniz. Nasıl ifade edelim yani? Kalbe düşer. Vecihte görünür, kalbe düşer. Bu ışıklar gibi değil o ışık. Fiziksel bir şey değil. O maneviyat kalbe düşüyor o ışık. Onun varislerinde o dağıtıyor insanlara. Şefkatiyle, merhametiyle, himmetiyle, hizmetiyle dağıtıyor insanlara. Ve yani Hazreti Peygamber bu dünyadan ayrıldıktan sonra fizyolojik, biyolojik olarak konuşuyorum. Nuru ve tasarrufatı devam ediyor manada. Ve varisleri üzerinde devam ediyor. Bazı insanla temas ediyorsunuz, gönlünüz açılıyor. Hiçbir sebep yok ama açılıyor. Niye? Çünkü o nur sizde bir akis uyandırıyor. Onu fevt etmemek lazım. Yine mesela Aziz'in buyurmuştur ki, akil adam fırsatı kaçırmaz. Arif adam fırsat icat eder. Allah Allah. Ne güzel değil mi? Fırsat icat ediyor. Öyle. Yunus Emre malum hem diyor ya, ne gördü Züleyha Yusuf yüzünde ki sergerdan olupdur aşk elinden. İşte. Onun da gördüğü oydu o nur. Tabii, onu gördü. Mısır'ın ileri gelenlerinin hanımları da o nuru gördüler. Bu insan değil, haza melek dediler. Ya. Ve ellerini kestiler bıçaklarla. Kaybettiler kendilerini, kadınlar. Böyle. Ve hissetmiyorlar. Kendileri kesiyor mu farkında? Yok. Hiç gidiyor. Hiç gidiyor. Öyle çarpıyor işi yani. Allah Allah. Şimdi yavaş yavaş geliyor efendim. Ve Amine Hatun Muhammed anesi ki ol sadeften oldu, ol dürdanesi. Çünkü Abdullah'tan oldu hamile. Vak derişti heftevü eyyam ile. Şimdi buraları beşeri. Niye? Çünkü Hazreti Peygamber beşer. İnsan normal bir izdivaçtan dünyaya gelecek. Annesi normal bir, istediği zaman normal. Hani olağan, o da Hazreti İsa öyle. Doğar. Hiç bakmaz yani. Mihrapta Hazreti Meryem'i besler. Mevsim dışı meyveler getirir, ona ikram eder. Bir peygamber sorar, bunlar nereden? Allah'ın lütfudur der yani. Böyle işler oluyor ama Hazreti Peygamber beşer, onu söylüyor. Ve Hazreti Meryem bu çocuğa vazı hamletti eski tabirle ve dünyaya gelecek. Benim çok hayretim mucib olmuştur. Şimdi biz doğum hadisesini bilmiyoruz, babayız, yaşamadık, yaşamayız yani bil fiil. Peki bu Hazreti bunu nasıl yazıyor yahu yani? Detaylarıyla anlatıyor yani. Yok işte... Yatak döşendi, huriler geldiler, şöyle oldu, böyle gitti. Bu hayal mi azizim yani, bu hayal mi? Bu nasıl bir hayal? Bu hayal de bize ne söylüyor? Şimdi orada gelecek, Asiye var, Meryem var, üçlü hurilerden bir Nigar var. Yani Hazreti Asiye malum Firavun'un hanımı. Bir arada bir sıkıntı olmuştu o başörtüsünde de. Mühim iki tane hanımefendi fakire geldiler, konuşuyor, ne oluyor filan. Eski zamanlarda.
Dedim ki bu Allah isterse Firavun'un kucağında peygamberini büyütür. Hem de şöyle, Firavun kahinleri var Firavun'un. Diyorlar ki bu Beni İsrail'in içinden birisi gelecek, senin tacını, tahtını sallayacak, seni yok edecek. Öyle mi diyor Firavun? Akıllı adam. Bütün erkeklerini kesin, kızlar kalsın diyor. Öyle ya, peygamber erkek oluyor yani. Bunlar da öyle yapıyorlar. Doğan çocukları öldürüyorlar, kızlar kalıyor. Ama Allah Firavun'un kucağında peygamberini yetiştiriyor. Annesini de ona süt anne yapıyor. Hadi bakalım. Senin de aklınla aldığın tedbir ne hale geldi? Şimdi bunu böyle okuyoruz değil mi? Bugün dünyaya bakıyorsunuz, çok teferruata girmeye gerek yok. Dünyanın büyük güçleri rasyonel çalışıyorlar. Sonra? Yine Aziz'in buyurmuştur ki, Allah Allah'ladı kimseye vermez. La şerik var ya, la şerik elek. Vermez. Peki ne yapıyor? Mühlet veriyor. Böyle. Orada efendim tam buyurduğunuz yer, Amine validemizin dilinden anlattığı ya, kısım var ya Süleyman Çelebi Hazretleri'nin. Evet. Mübarek sen yaşadın mı bunu yani? Demek ki yazdırıyor ona işte yani. Anlat diyor, böyle oldu diyor, hadise diyor yani. Bu gelen ilmi ledün sultanıdır diye giriyor. Eyvallah. Şimdi şu şimdi Bey. Şimdi Serdar Bey bu, bir şey çiziyor Hazret. Ona çizdiriyorlar, böyle anlayın diyor Hazreti Peygamber'i. Böyle anlayın. Evet, fizyolojik bir hadise, doğum hadisesi. Ama diyor bu gelen farklı. Böyle anlayın diyor ümmete. Böyle bakın diyor. Bu da ete kemiğe büründü. Hiç şüphe yok. Bu da hasta oluyor. Bunun da dişi kırılıyor. Bu da üzülüyor. Bu da ağlıyor. Bu da seviniyor. Bu da ticaret yapıyor. Ama bu farklı. Onu bilin diyor yani. Onu bilin, ona göre bakın diyor. Ya. Eyvallah. Şimdi mesela bu zamanımız, bütün insanlar böyle ya, yani bu zamanda yaşamadı diyorlar. Ben de diyorum ki hatıraları yaşıyor. Biz hatıraları yaşamıyor muyuz? Yani sizden mesela hatıraları komple silseler, Serdar Bey'in fizyolojisi aynen kalır böyle. Ama Serdar Bey, Serdar Bey olarak kalır mı? Bütün hatıraları silseler. Fakirden bütün hatıraları silseler, ben böyle kalır mıyım? Demek ki hatıralar bizi canlandıran, hayatiyet veren, bizi yaşama fonksiyonunu maddi manevi tam manasıyla gerçekleşmesine sebep olan hadiseler, olgular, biz hatıralarımızla varız. İşte buyurun. Bu metin üzerinden Cenab-ı Resulullah'a konuşuyoruz değil mi? Şu arada yaşamıyor fizyolojik olarak o. Fakat manen hayatta gene bir dörtlük geldi, hemen söyleyelim. Allah dostlar için söylenmiştir bu ama zaten peygamberler onu evleviyetle Allah dostları yani. Du cihanda hem tasarruf ehlidir ruhi veli. Her iki cihanda hem tasarruf ehlidir ruhi veli. Demek ki bu mürdedir, bundan nice derman ola. Ruh şemşiri hudadır, ten gılaf olmuş ana. Dahid âlâ kâr eder, bir tığ kim üryan ola. Ruh, Allah'ın kılıcıdır. Ten ise onun kılıfıdır. Ama vefat edince ten gidiyor, kılıç kından çıkıyor. Dahi âlâ kâr eder, bir tığ kim üryan ola. Kılıç fonksiyonunu kından çektiği zaman, çekildiği zaman yerine getiriyor. Onun için dücihanda hem tasarruf ehlidir ruhi veli. Dücahında hem tasarruf ehlidir evleviyetle ruhi Resul. Hiç şüphe etmeyin ondan yani. Hem Muhammed dahi Mahmud oldur ol, cümle mahluk içre maksud oldur ol. Eyvallah. Oldur ol halk içre hakkın sevdiği, daima Kur'an'da anıp övdüğü. Evet. Bu Süleyman nece methetsin anı, çünkü meddahıdır anın olgani. Bitti o kadar yani. Ol ki meddahı onun Allah ola, var kıyas eyle ki ol ne şah ola. Şimdi bu beyitten sonra Müslüman medeniyetindeki İslam medeniyeti şairleri methe soyunuyorlar. Bu bir yol göstermedir. Allah methetti. Ama biz de
Hiç olmazsa yolunda bulunan karınca gibi. Hani karınca hacca gitmeye niyet ediyor. Bu ayaklarla mı? Hiç olmazsa yolunda ölürüm diyor yani. Ve Naat-ı Şerifler, Naat-ı Şerif geleneği başlıyor. Fi zamanında ben böyle işte bir şaire, Yahya Kemal Bey, takıldım, okuyorum, hoşuma gidiyor. Rahmetli dayım, büyük dayım vardı, Cevdet Efendi. Ona söyledim, ha bir dakika dedi. Efendimiz'e yazdığı bir naat var mı dedi. Ben o zaman bilemedim. Ama ölçü o. Bir şairin İslam şairi olması için naat yazmış olması lazım. Sonra Emin Hoca, rahmetli Emin abimiz bizim, Allah rahmet eylesin. O bir buldu, bir şiir var. Biraz uzaktan bir ifade var ama tutuyor. Ama o zaman dayım bu dünyada değildi. Onun intikamını alamadım. Tabii şimdi dayı beyin ufkunda Galip'in naati var yani. Fuzuli'nin su kasidesi var. Ne yapayım arkadaşlarım? Medeniyetin zirvede olduğu zamanlar Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Hak'tan bize Bürhan-ı Müeyyetsin efendim. Ya. Menşur'le Amrük'le Müeyyetsin efendim. Ezberimde var da Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Böyle filan yani. Böyle. Sonra işte su kasidesi var. Yani. Saçma ey göz eşkten gönlümdeki otlare su. Kim bu denli tutuşan otlare kılmaz çare su diye başlıyor filan. Zaman tabii hafızayı da biraz zorluyor. Böyle elhamdülillah yine yaşımıza göre iyi fena değil. Ama bu ikisini bu medeniyetin varisiyiz diyen genç ihtiyar herkesin mutlaka hiç olmaz hayatında birkaç defa okuması lazım. Çağrışımlar diyoruz ya, rahmetli Erdem Bey'le konuşuyorduk. İleri yaşında ben de öyle o zamanlar. Çok mülaki olamadı kader. O derdi ki ben Hadikat-ı Süeda'yı okurum Maraş dağlarında yüksek sesle. Saitler Bahçesi, Hadikat-ı Süeda. Orada da var peygamber neler söylüyor yani. Coşkuyla, evlad-ı Resul'e. Böyle. Bu beyt yanlış mı kaldı acaba? Senin metinde Mevla'ya şirket eylesem mazurum. Bu bapta cürmü isyana bakılmaz ya Resulallah. Böyle biraz yani şatiyata kaçan beyitlerde oluyor bu şair sözü. Yani kantarın topuzu kaçabilir bazen. Ama dikkatli şuara hazıratı böyle sözler söylemezler. Bazen böyle şey coşku hali o sözün topuzunu bazen kaçırır yani şey olarak. Eyvallah. Böyle. Gördüğümüz, bildiğimiz kadarıyla. Eyvallah. Efendim teşekkür ederiz. Estağfurullah. Geldik bir Ramazan akşamı da Süleyman aşk dilim bilir dedilerin sonuna. Sonuna. Eyvallah. Bir sonraki bölümde Mevlid-i Şerife ve onun Sadi Baba'nın gönlündeki tedailerine devam edeceğiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan Süleyman Aşk Dilin Bilir Dediler sona erdi.